Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir anda Tunus'a giderek Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'le görüştü. Bu ziyaretin Doğu Akdeniz için büyük bir anlam taşıdığı net şekilde ortada. Profesör Doktor Zekeriya Kurşun bu ziyareti şöyle değerlendirdi. Bu ziyaretin iki boyutu var. İlki, yeni Cumhurbaşkanına ilk ziyaret ve ilişkilerin aynı ölçüde devam edecek olması. Diğeri ise Libya ile yapılan mutabakat ve askeri işbirliği. Çünkü Tunus da hiç şüphesiz bu anlaşmadan etkilenecek ülkelerden biri. Tunus şu ana kadar Libya'daki iç karışıklık ve istikrarsızlıktan en çok etkilenen ülke. O da Libya'nın istikrarından yana. Bundan sonra Libya'nın güvenliğinin sağlanması ve bölge ülkeleriyle işbirliği yapması gayet yerinde bir hamledir. Libya'nın geleceği konusunda önemli bir görüşme. Türkiye'nin Libya anlaşması öncesinde Rum kesimi, Mısır ve İsrail kendi aralarında yaptıkları mutabakatla bir şey planlamışlardı ama Türkiye bu oyunu bozdu. Bu açıdan bölgedeki ülkelerle işbirliğine gidilmesi oyunu ikinci kez bozmuştur. Güncel meselelerin Tunus tarafından takip edildiği aşikar. Bundan sonra Tunus'la da işbirliğine gideceğimiz görülüyor. Gerek münhasır ekonomik bölgeler, gerekse yeraltı kaynaklarının aranmasına yönelik yapılacak hamleler, Tunus'un da isteyeceği bir işbirliği olarak görülüyor. Emekli albay, stratejist Coşkun Başbu, ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Tunus'taki olayı şöyle değerlendirmek lazım. Afrika kıtasında başta Fransa olmak üzere bütün emperyalistlerin yürüttüğü kanlı senaryolar var. Kıtanın kanını emdiler. Buna dur diyecek tek bir ülke var. O da Türkiye. Bunu herkes bugün itibariyle gördü. Böyle bir mücadelenin bir başlangıç noktası olacağı gibi bir genişleme noktası olması beklenir. Başlangıç noktası Libya'ydı. Genişleme de bence Tunus. Bizim Afrika ile maksadımız yeni bir hadise değil. Oradaki görüşmelerimiz Somali'de başlayan ilk askeri destek ve harekattan sonra bütün emperyalist yapılar ayağa kalktı. Türkiye'nin Somali'de yaptığı hukuka aykırıdır, kıtaya zarar verecekler dediler. Fakat başaramayınca terörü oraya taşıdılar. Bir anda DAEŞ bombalı saldırılar gerçekleştirdi. Dolayısıyla Somali'nin bu kadar tepki almasının sebebi Afrika kıtasında domino etkisi yapması korkusuydu. Türkiye yılmadı, Afrika'da bir atak başlattı. Türk Hava Yolları, elçilikler nezdinde bir ataktı bu. Bundan çok daha önce oldu. Orada pek çok devletle ticari ilişkiler başladı. Bunlar bugünlerin bir habercisiydi. En büyük atak Libya'da olup hem askeri hem de siyasi bir hamle. Emperyalist yapıların yine en büyük korkusu bunun domino etkisi yapmasıydı. Şu an o korkuları gerçekleşiyor. Tunus kritik bir ülke. Cezayir ile Libya arasında. Bu küçük yüz ölçümüne rağmen Akdeniz'i tam ikiye bölen bir noktada. Akdeniz'in en dar alanı. Karşısında Sicilya var. Uluslararası hukuk da Doğu-Batı Akdeniz'i bu iki burundan sınır olarak kabul ediyor. Dolayısıyla hem Tunus hem de Libya Doğu Akdeniz'in kapısı durumunda. Libya'nın yeraltı kaynaklarını da buna ekleyebiliriz. Türkiye'nin hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirdiği bu askeri ve siyasi işbirliğinin diğer ülkelere de sıçrayacağını düşünüyordum. Bunun gerçekleşmesi çok hızlı oldu. Tunus bir anda gündeme geldi.